Evet, bugün Türkiye siyaseti açısından kritik bir gelişme yaşandı. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu durumda biliyorsunuz Edirne'de, Edirne cezaevinde. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi kendisi hakkında tahliye kararı verdi. Ancak Demirtaş aynı zamanda başka bir dosyadan da hükümlü olduğu için şu an için tahliyesi beklenmiyor. Ama mahsup girişimleri, mahsup başvuruları olacağı söyleniyor ve bu durumda da Demirtaş'ın yakın bir vadede serbest bırakılabileceği de ifade ediliyor. Var mı böyle bir durum? Ve aynı zamanda yakın zamanda da bir Ahim'de de bu dava görülecek. Bu konuyu değerlendireceğiz. Şimdi hattımızda Demirtaş'ın avukatlarından avukat Fırat Epözdemir var. Fırat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle Demirtaş'ın tahliyesini bekliyor muydunuz bugünkü davada? Avukatlar da katılmadılar bu davaya. Evet, doğrudur. Doğrusunu söylemek gerekirse 18 Eylül'de yapılacak Ahim duruşması öncesinde böyle bir hamlenin gelebileceğini değerlendiriyorduk kendi aramızda. Böyle bir beklentimiz de vardı. Peki siz protesto amaçlı mı katılmadınız bu davaya? Neden Hayır, katılmadınız? hayır, 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 protesto amaçlı değil. Mesela benim mazeret gönderme nedenim yarın İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacak bir duruşmamdı. Bu nedenle katılmadım. Biz mahkeme heyetine daha önce de söylemiştik son duruşmada. Hemen adli tatil sonrasında belirli yoğunluklarımız oluştuğu için Evet. biz duruşmalara hemen adli tatil sonrası verilen duruşmalara katılamayabiliriz. Bu yönde bütün çabalarımıza rağmen mahkeme yeni adli yılın başlangıcında bir duruşma tarihi belirledi. Dolayısıyla iş yoğunluğumuz nedeniyle bütün avukat arkadaşlarımız da yoğun bu yeni adli yılın başlangıcında bu nedenle mazeret dilekçesi gönderdik. Herhangi bir protesto nedeniyle değil. Evet, diyordunuz ki 18 Eylül'deki Ahim'de görülecek bu Demirtaş'ın davası zaten. Oradan bu dava görüleceği için bu mahkemeden de bu davadan da böyle bir karar bekliyorduk diyordunuz, doğru mu? Evet, yani kendi aramızda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde böyle bir hamlenin yapılabileceği konuşuluyordu. Ya şunun altını özellikle çizmem gerekiyor. Evet, tahliye kararı sevindirici bir karar ancak çok geç kalmış bir karar. Yani Türkiye'de 6 milyonun üzerinde oy almış bir partinin eş genel başkanı yaklaşık 3 yıldır tutuklu. Evet. Bu aslında Türkiye demokrasisi ve hukuk tarihi açısından kara bir lekedir. Evet. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Ama işte tüm bunlara rağmen bir tahliye kararının çıkmış olması da bizce olumludur. Evet, şimdi Meral Danış Beştaş dedi ki mahsup başvurusu yapılacak. Ve Evet, aynı doğrudur. zamanda Yargıtay kararlarına göre de son bir yıl denetimli serbestlik süresi içinde kalıyor. Bu sebeple Doğrudur. Demirtaş serbest bırakılabilir dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve Tabii süreç ki. nasıl işleyecek? Şimdi biliyorsunuz İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi örgüt propagandası iddiasıyla Sayın Demirtaş'a 4 yıl 8 ay bir hapis cezası vermişti. Tabii bu daha önce bu hapis cezasının içeriğinde konuştuk. Tamamıyla barışçıl söylemlere dayalı bir konuşma nedeniyle maalesef bu yapıldı. Yine Cumhurbaşkanının hamlemizi yapar, işi bitirir söylemleri nedeniyle bu cezanın verildiğini biz düşündüğümüzü söylemiştik. Şimdi 4 ile 8 ay hapis cezasının infaz kanuna göre yatarı 3 yıl 6 aydır. Evet. Yargıtay 1. Ceza Dairesi örgüt propagandası suçundan 1 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlanılmasına dönük bir karar verdi. Bu Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı da göz önüne alındığı zaman müvekkilimiz hakkında uygulanması gereken 1 yıl denetimli serbestlik düşülünce 2 yıl 6 ay gibi bir yatar söz konusu. Müvekkilimiz de 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı ve tutuklandı. 2 yıl 10 ay gibi bir süredir tutukluluğu devam ediyor. Bu 2 yıl 10 aylık süre mahsup edildiğinde müvekkilimizin denetimli serbestlikten de yararlandırılarak derhal serbest bırakılması gerekir. Peki siz bu mahsup başvurusunu şimdi başvuruyu bir mahkemeye mi yapacaksınız, Yargıtay'a mı yapacaksınız? Nasıl işleyecek süreç? Biz bu mahsup başvurusunu iki yere yapabiliriz. Birincisi 26 Ağır Ceza Mahkemesi'ne, ikincisi
İstanbul, pardon, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, yani müvekkilimizin hali hazırda yargılamasının devam ettiği mahkemeye. Ancak genelde uygulamada kararı veren mahkeme, yani İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne biz mahsup başvurumuzu yapacağız. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de muhtemelen infaz hakimliğine gönderecektir. Doğrudan infaz hakimliğine de biz veya infaz savcılığına da bu başvuruyu yapabiliriz. İnfaz savcılığı veya 26 Ağır Ceza Mahkemesi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ile gerekli yazışmayı yapacak. Bu yazışmalardan sonra da tutuklu kalınan süre mahsup edilecek ve netice itibariyle müvekkilin serbest bırakılacak, bırakılması gerekiyor. Peki bu ne kadar bir vakit alır, bir tahmininiz olabiliyor mu şu anda? Yarın sonuçlanması gerekir bunun. Yarın, hemen yarın sonuçlanması gerekir. Evet, yani yarın diyebilir miyiz? Demirtaş gerekir. Yarın serbest bırakılabilir. Kesinlikle bırakılması gerekir. Evet. Evet. Bırakılabilir, bırakılması gerekir. Peki, evet. Şimdi Demirtaş'ın yargılandığı birçok dava vardı. Artık sayısını biz takip edemez olduk. Bu iki dava dışında başka şu anda devam eden davaları da var mı örneğin? Tabii ki çok sayıda davası var ama tutuklu olduğu tek dosya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadaki dosyaydı. Çok teşekkür ederiz. Demirtaş'ın hemen yarın serbest bırakılması gerektiği yorumunu aldık sizden. Evet, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar, iyi yayınlar. Evet, avukat Fırat Epözdemir'le konuştuk. Selahattin Demirtaş için tahliye kararı verildi. Ancak başka bir dosyadan tutukluluk kararı var. Fırat Epözdemir hemen yarın Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabileceğini ifade etti ve kalması gerektiğini ifade etti. Başka davaları da var. Ancak tutuklu olarak, hükümlü olarak yargılandığı tek dava bu dava olduğu için hemen yarın serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Bakalım, biz de süreci takip etmeye devam edeceğiz.